Ne var? Nereye gidiyorsun? Cehennemin ta dibine. Doğru düzgün cevap versen ölür müsün Şahin? Sen de o zaman doğru düzgün soru sor. Nereye gidiyormuşum? Nereye gideceğimden sana ne? Merak etmem, suç mu? Merak etme. Çünkü bu senin aptalca soruların benim canımı sıkıyor. Anlıyor musun beni? Lütfen bağırma. Lütfen bağırma. O zaman bağırma. İstiyorsun ki hep dizinin dibinde olayım. Olamam ama, anladın mı? Olamam. Çünkü bu ev beni boğuyor. Ben bu hale geldiğimden beri böylesin. Bunu ben mi istedim Şahin? Bu kazayı ben mi yaptım? Yine beni suçlayacaksın değil mi? Kazayı ben yaptığım için suçlu olan benim değil mi? Unutma ki o arabada biz de vardık. Ama ben bu haldeyim. Yeter ya, yeter. Bana bunu her gün hatırlatma. Görüyorum zaten. Ağlama anne. Ağlama. Ağlamıyorum canım. Ama ağlıyorsun. Babaanne. Babaanne. Ne oluyor oğlum? Bilmiyorum. Dur yavrum, anahtarı alayım da geleyim. Yürü. Koş koş. Babaanne, ne olur annem ağlar mısın? Ben geldim, otur bakayım sen şöyle. Ne oluyor Tülay? Tülay cevap versene. Şahin. Ne olmuş Şahin'e? Şahin beni istemiyor. Benim yanımda durmak istemiyor. Bu ev onu boğuyormuş. Kendini onun yerine koyarsan kolay olmadığını anlarsın. Ne demek istiyorsun anne? Şahin daha çok genç. Bu yaşta karısı... Karısı tekerlekli sandalyeye mahkum oldu diyeceksin değil mi? Ben ister miydim böyle olmasını? Benim başıma gelen Şahin'in de başına gelebilirdi. Ben Şahin'e böyle mi davranırdım? Oğlum, sen niye ağlıyorsun? Gel oğlum benim. Anneciğim. Gel. Ne olur ağlama. Bak, oğlanı da üzdün, gördün mü? Gel babaannem, biz gidelim. Gel. Bütün gece neredeydin Şahin? Bırak şimdi nerede olduğumu. Benim sana söylemeyi unuttuğum bir şey var. Ne? Şirket beni seminere gönderiyor. Ne semineri? Ya. Ne semineri olacak? Ben de iş yapıyorsam onun semineri. İlaç firmalarının katıldığı bir seminer işte. Ne kadar kalacaksın? Bilmiyorum. Ama hemen arkasından da bir yurt dışı programı var. Yani uzun bir süre burada olmayacağım. Sen ablanı ara istersen. Neden arıyorum ablamı? Ben yokken onda kalırsın. Ya ne gerek var? Oğlumla beraber kalırız biz. Hem annen de var. Olmaz öyle şey. Semih daha küçük. Annem yaşlı. Onlar bakamazlar sana. Bana sen mi bakıyorsun ki? Tülay, uzatma. Ben ablana git diyorsam gideceksin. Semih'in okulu var. Ablama çok uzak okul. Semih gidecek demiyorum ki. Sen gideceksin. Semih annemde kalır. Ben oğlumdan ayrılmam. Tülay,
Sen o kazada sadece bacaklarını değil, aklını da kaybettin. Ya kısa bir süre kalacaksın ablamda. Ömür boyu değil. Anneciğim, ne olur ben de seninle teyzeme geleyim. Teyzenin evi okuluna çok uzak bir tanem. Babaannende kalman en iyisi. Biz oğlumla kalırız. Paşam, hafta sonu gelirsin bize. Aa, hafta sonu kim getirecek sizi? Ben gelir alırım, merak etmeyin. Duydun mu oğlum? Teyzen hafta sonları alacak seni. Hadi çıkalım. Anne, ne olursun gitme. Ama böyle boynunu bükme oğlum. Benim yüreğimi yakma. Oğlum, hadi sen babaannenin yanına. Hadi gel. Çabuk olun hadi. Bırakın merasim yapmayı. Hadi hadi hadi. Hadi Tülay. Anne. Oğlum. Ay kalkardım yolcu etmeye ama ayaklarım çok ağrıyor. Hadi hadi hadi. Gelecek oğlum, gelecek. Yattı mı? Yattı. Bir bardak çay iç dedim ama istemedi. Bu iş benim hiç hoşuma gitmedi. Şahin'in Tülay'ı bir daha almayacağını düşünüyorsun değil mi? Almayacak. Bana da öyle geliyor. Semih yanında olsa sorun değil. Ama Tülay çok üzülecek Nihat. Çok gözyaşı dökecek. Nerede kaldı bunlar? Hadi Semih. Hadi oğlum gel artık. Ablam geliyor. Semih nerede? Acaba eniştemin yanına mı uğradılar? Semih eniştemle mi gelecek? Abla? Semih nerede? Semih nerede abla? Evde kimse yoktu. Abla bana telefonu verir misin? Ne yapacaksın? Şahin'i arayacağım. Arasan ne değişecek Tülay? Sen ver telefonumu ver. Çalıyor mu? Çalıyor ama açmıyor. Belki toplantıdadır. Sonra arar. Semih evdeydi Tülay. Kaynanan göndermedi. Şahin gitmesin demiş. Üzülme gülüm sen. Her şeyi düzelecek. İnan bana. Şahin merhaba. Merhaba. Şahin, benim seninle konuşmak istediğim önemli bir konu var. Seni dinliyorum. Pervin dün Semih'i almaya gitti ama annen Semih'i vermemiş. Verme diye ben söyledim anneme. Neden? Abi seninle görüşelim mi biz? Sen döndün mü? Döndüm, buradayım. Görüşelim mi? Tamam. Nerede buluşuyoruz? Havuzlu Park'ta buluşalım. Olur. Yarım saat sonra oradayım. Tamam. Seni dinliyorum. Abi ben Tülay'dan boşanmaya karar verdim. Öyle mi? Evet öyle. O
Onun için mi Semih'i göndermedin? O kazadan sonra Tülay'ın sinirleri çok bozuldu. Durmadan ağlıyor. Bu durum Semih'i olumsuz etkiliyor. Sen de düşündün. Tek çare olarak annesini görmesin dedin, öyle mi? Oğlumu düşünmek zorundayım. Peki Tülay ne olacak? Hiç görmeyecek değil tabii. Tülay ne olacak Şahin? Tülay senin sebep olduğun bu kazadan sonra böyle oldu. Ben isteyerek mi yaptım o kazayı? Tabii ki isteyerek yapmadın. Ama o kadar hızlı gitmeseydin belki de o kaza hiç olmayacaktı. Konumuz kaza değil. Konumuz kaza değil, öyle mi? O kaza Tülay'ın hayatını kararttı. Şimdi sen ondan boşanmak istiyorsun. Bu da yetmezmiş gibi oğlunu da annesine göstermeyeceksin. Bu nasıl vicdan Şahin? Ben boşanmakta kararlıyım. Hakim zaten Semih'in velayetini bana verir. Tülay kendine bakamazken Semih'e nasıl bakacak? Ha, bu kadar basit yani. Bu nasıl bir düşünce? Nasıl bir insanlık? Nasıl bir vicdan Şahin? Ben buraya Tülay'dan boşanacağımı söylemek için geldim. Nasihat dinlemek için değil. Aşağılık herif. Vicdansız. Evet, seni dinliyorum Nihat. Uyudu mu? Uyuduğunu zannetmiyorum ama yattı. Ne oldu Nihat? Eve geldiğinden beri yüzünden düşen bin parça. Konuştun mu Şahin'le? Konuştum. Ne dedi? Neden Semih'i göndermemiş? Şahin Tülay'dan boşanmaya karar vermiş. Ne? İşin daha da kötüsü, Semih'i Tülay'a göndermeyecekmiş. Ne diyorsun sen Nihat? Benim kardeşimin dünyası alt üst oldu zaten. Tüm bunlara nasıl dayansın kız? Adam boşanacağım diyor. Pervin ne yapayım? Bunu Tülay'a nasıl söyleriz Nihat? O bugün yarın Şahin gelir diye bekliyor. Şahin hiç gitmemiş ki. Hadi oğlum yat artık. Tamam baba, bunun parçasını takayım yatacağım. Aa anne. Ver bakayım şunu. Semih. Neden kapattın baba? Annem aradı. Benim telefonumu açman hiç doğru değil. Ama annem aradı. Annem veya bir başkası. Bu telefon benim. Ve senin bana sormadan telefona cevap vermen yanlış. Allah Allah. Semih'in ne işi var Şahin'in yanında? Oğluma bir şey mi oldu yoksa? Yeter be, yeter! Cevap vermiyor. Kesin bir şey var. Baba. Ne var Semih, ne var? Ben annemi çok özledim. Semih, ben sana bir an önce yat demedim mi? Hadi kalk, doğru odana. Kapalı. Bir şey var. Bana söylemiyorlar. Kesin bir şey var. Abla! Abla! Tülay ne oldu? Abla beni evime götür. Ne olur beni eve götür. Enişte ne olur yardım et, beni eve götür. Tülay, sakin ol. Sakin olamam abla. Evde bir şeyler oluyor. Ne gibi şeyler oluyor? Bilmiyorum. Şahin'e telefon ettim. Telefona Semih cevap verdi. Semih mi cevap verdi? Evet. Ama konuşmadı. Sonra yine aradım, cevap veren olmadı. Şimdi de telefonu kapalı.
Bir şey oldu. Evime götürün beni. Ne olur evime götürün. Tülay, sakin ol. Abla, bu durumda nasıl sakin olabilirim? Ne olur evime götürün beni. Tülay, yeter artık. Enişten bugün Şahin'le görüşmüş. Şahin'le mi? Neden bana söylemediniz? Neler oluyor abla? Şahin boşanmaya karar vermiş. Bu doğru olamaz. Yalan. Enişte. Yalan. Enişte. Konuşsana enişte. Yalan desene. Ne yazık ki doğru. Ağlama. Ağlama canım kardeşim. Yalan. Aa, hadi bebeğim. Bak, senin en sevdiğin reçel. Abla, mahkeme Semih'i bana verir, değil mi? Bilmiyorum. Ama sana verir herhalde. Çünkü Semih daha küçük. Anneye ihtiyacı var. Bir de Semih'i kaybetmeye dayanamam abla. Bu hayatta öyle çok şey kaybettim ki. Ne olur bu kez kaybetmeyeyim. Aa Tülay, hadi güzel şeyler konuşalım. Önümüze güzellikler çıksın. Hadi bakalım. Tabağına peynir de koyuyorum. Hadi. Babamı kaybettim. Annemi kaybettim. Bacaklarımı kaybettim. Yuvamı kaybettim. Kocamı kaybettim. Oğlumu kaybetmeye dayanamam abla. Dayanamam. Canım benim. Böyle bir şey olmayacak. Sana söz veriyorum. Oğlum. Oğlumu da kaybettim. Kendime bakmaya dermanım yokmuş. Abla. Canım. Sen Şahin'le konuşsana abla. Şahin. Ne var? Oğlumu getir bana. Ne bağırıyorsun? Bana oğlumu getir. Yalvarırım Semih'i getir bana. Ben ona bakarım. Ne olur getir Şahin. Mahkemenin belirlediği günlerde getiririm. Daha fazlasını bekleme. Şahin. Mahkemenin belirlediği günler mi? Ben bakıma muhtaçmışım. Hakim böyle söyledi. Ben oğluma bakamazmışım. Bakamam mı abla? Ben Semih'ime bakamam mı? Tabii ki bakarsın. Hem Semih kocaman çocuk oldu. Neden o zaman hakim Semih'i Şahin'e verdi? Senin herhangi bir gelirin yok ya. Bu halimle de çalışamayacağımı düşündü. Doğru düşünmüş. Ben bu halde ne işe yararım ki? Kim iş verir bana? Para kazanamam. Oğlumu yanıma alamam. Hiçbir işe yaramam ben.
Aslında bal gibi çalışabilirsin. Hatta para kazanabilirsin. Nasıl? Sen küçüklüğünden beri incik boncuk işlerine meraklı değil misin? Hı hı. Git bir takı tasarım kursuna. Değişik takılar yap. Hı? Yaparsın değil mi? Bilmem. Yapmasına yaparım da... Nasıl gideceğim ben kursa? Ben götürür getiririm seni. Ablam. Canım kardeşim. Abla çok heyecanlıyım ben. Sence başarabilecek miyim? Başaracaksın tabii. Çok güzel takılar yapacaksın. Hadi gidelim. Yaptıklarını satabilecek misiniz? Oo, kapış kapış gider valla. Hmm. İlk yaptıklarını dün gösterdi bana. İnanamadım. Öyle muhteşem takılar yapmış ki hayretler içindeyim. Hmm. Elinin yatkın olduğunu biliyordum ama bu kadar kısa sürede böyle olacağını hiç tahmin etmemiştim. Valla iyi ki gitmiş kursa. Görüşürüz. Gel. Enver Bey günaydın. Günaydın. Bir gelişme var mı? Henüz net bir şey yok. İstanbul'da oturan Pervin Yıldız ve Tülay Yıldızların bir listesini yaptım. Şimdi onları tek tek inceliyorum. Onlar evlenmişlerdir. Soyadları değişmiştir. Muhtemelen öyledir. Ama ben evlenmeden önceki soyadı Yıldız olanları da araştırıyorum efendim. Elini çabuk tut avukat. Hastalığım ilerliyor. Ölmeden önce bul kızlarımı. Peki efendim. Yorulmadın mı Tülay? Yorulmadım. Tam tersine kafam dağılıyor. Mutlu oluyorum bunlarla uğraşırken. Aa, bunlar harika. Ne iyi yaptın kursa gitmekle. Vallahi hocanı tebrik etmek lazım. Resmen içindeki ceferi çıkardı kadın. Yaptım da sence bunları satabilecek miyiz abla? Hiç merak etme. Satılır satılır. Sürpriz olsun diyordum ama hadi söyleyeyim. İlk yaptığım 5 parça var ya, onları götürdüğüm mağazanın müdürü resmen elimden kaptı. Hatta yenilerini istiyorum dedi. Allah'ım sana şükürler olsun. Abla, hafta sonu Semih gelecek. O zamana kadar satarız değil mi? Oğluma kendi paramla bir şeyler almak istiyorum. Canım. Kapattın mı yavrum çantanı? Aferin oğluma benim. Servisin gelir birazdan. Giy bakalım hadi. Babaanne. Efendim oğlum. 2 gün daha okula gideceğim. Sonra anneme gideceğim. Belki hafta sonu gidemezsin annene. Neden? Neden mi? Neden olduğunu ben söyleyeyim. Çünkü annen İstanbul'da yokmuş. Ama baba ben annemi çok özledim. Demek ki o seni özlememiş. Oğlum bak baban doğru söylüyor. Özleseydi annen gitmezdi. Hadi bakalım geç kalacağız okula. Hadi bakalım. Doğru okula.
Ne dersin abla? Bunlar da diğerleri gibi satılır mı hemen? Aa, ben sana ne söylüyorum? Sen hala ne söylüyorsun? Mağazanın müdürü müşteri hazır. Sadece getirin yeter dedi. Öncekileri nasıl sattı? Bunlar mı satılmayacak? Hem var ya, bunlar öncekilerden daha güzel. Hala inanamıyorum abla. Hepsini satmışlar, yenilerini istiyorlar. Canım oğluma artık istediği her şeyi alabilirim, her şeyi. Ay akşam söyleyecektim ama gel de dayan işte. Sana bir sürprizim daha var. Bu sabah mağazadan aradılar. Orhan Bey senin sürekli ve sadece onlarla çalışmanı istiyor. Seninle yüz yüze konuşmak istiyormuş. Gerekirse sigorta yapıp maaş bağlarız dedi. Ne dersin? Allah'ım çok şükür Rabbim. Çok şükür, çok şükür sana. Çok şükür. Yaptığı takıların satılması onu öyle memnun etti ki. Şu maaş ve sigorta işi oldu mu? Avukat Semih'in velayetini kısa zamanda alırız diyor. Vallahi bravo Baldız'a. Azmetti oldu. Ayrıca aramızda bir sanatçı varmış da haberimiz yokmuş. Öyle vallahi. Mağaza müdürü konuşurken ağzından kaçırdı. Tülay'ın takılarını hatırlı müşterilerine satıyorlarmış. Vitrine koymaya bile gerek duymuyorlarmış. Yarın Semih gelecek değil mi? Gelmesi gerekir. Daha doğrusu Şahin'i getirmesi gerekir. Ya Şahin getirmezse? Ben yarın ararım Şahin'i. Getirmezse ben gider alırım. Gel. Haline bakılırsa bir haber var galiba. Var efendim. Buldun mu yoksa? Tülay Yıldız'ı buldum galiba. Tülay Yıldız mı? Evet. Nerede? Burada. Yani İstanbul'da. Büyükşehir Belediyesi'nin meslek edindirme kurslarından birinde ismine rastladık. İsmek'in Fatih'teki kursuna gidiyormuş. Benim kızım olduğu ne belli? Kim bilir kaç tane Tülay Yıldız vardır. Hem evlenmiştir, soyadı değişmiştir. Nüfus bilgilerinde baba adı Enver, anne adı Nesrin yazıyor. Okuldan çıkalı çok oldu. Ama hala gelmediler. Abla! Efendim Tülay, söyle canım. Nerede kaldı bunlar? Oğlumu benden kaçırıyor. Ama neden abla? Ben ne yaptım Şahin'e? Benden boşanmak isteyen o değil mi? Ne istiyor bu adam benden? Ağlama Tülay. Nasıl ağlamam abla? Ben bir aydır bugünü bekliyorum. Oğlumu çok özledim abla. Çok özledim. Sana oğlunu getireceğim Tülay. Nasıl yapacaksın? Getireceğim. Sana oğlunu getireceğim. Semih. Teyzeciğim evde misin? Semih. Açın kapıyı. Semih. 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 Aç kapıyı Semih. Boşuna çalma kapıyı. Semih nerede? Semih babasıyla beraber gitti. Semih bugün annesine gelecekti. Şahin bunu bile bile nereye götürdü Semih? Orasını ben bilmem. Nereye gideceklerini bana söylemediler. Benim kardeşim dört gözlü oğlunu bekliyor. Hemen ara Şahin'i.
Semih'i derhal getirsin. Ben de tanıyorum Şahin'i. Siz arayın. Arıyoruz ama senin o vicdansız oğlun telefonlarımıza cevap vermiyor. Bu durumda benim yapacağım hiçbir şey yok. Daha fazla oyalama beni. Hadi yallah. Göreceksiniz. Şikayet edeceğim sizi. Derdinizi polise anlatırsınız. Hadi Semih. Hadi oğlum gel artık. Geldim oğlum. Geldim canımın içi. Çok özür dilerim. Affedersiniz. Buyurun. Tülay Yıldız'ın evi burası değil mi? Tülay Yıldız benim. Ama bu ev benim değil ablamın. Ben avukat Oktay Keskin. Tülay Hanım, sizinle ve ablanızla çok önemli bir konu hakkında görüşmek istiyorum. Konu nedir? Konu Enver Yıldız. Yani babanız hakkında. Babam mı? Evet. Yanlış yere geldiniz. Çünkü bizim babamız yok. Tülay Hanım, lütfen. Sizi çok iyi anlıyorum. Ancak beni bir kez dinlemenizi istiyorum. Ben sizi dinlemek istemiyorum. Bizim için ölmüş biri hakkında söyleyeceğiniz hiçbir şey bizi ilgilendirmez. Lütfen Tülay Hanım. Bakın ben görevimi yapıyorum. Lütfen konuşmama izin verin. Ben oğlumu bekliyorum. Semih gelecek derken siz nereden çıktınız? Babam nereden çıktı? 25 sene önce ölen biri hakkında ne konuşulur ki? Lütfen görevimi yapmama izin verin. Bir konuşalım, sonra ne istiyorsanız onu yaparsınız. Evet, sizi dinliyorum. Babanız çok hasta Tülay Hanım. Bu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. Kendinizi benim yerime koyun. Sizi terk edip giden ve bir daha aramayan biri için üzülür müsünüz? Oğlum geldi. Semih'im geldi. Abla? Semih nerede? Semih Şahin'i götürmüş. Nereye götürmüş? Bilmiyorum. Telefonlarıma cevap vermemesinden belliydi zaten. Ben ne yapacağım abla? Oğlumu hiç mi göremeyeceğim? İsterseniz ben size yardımcı olabilirim. Bu kim Tülay? Abla, ben oğlumu istiyorum. Siz kimsiniz? Ben avukat Oktay Keskin. Enver Yıldız'ın avukatıyım. Enver Yıldız mı? Evet. Siz de Pervin Hanım olmalısınız. Bizden ne istiyorsunuz? Size babanızın selamını getirdim. Ne? Babam bizi terk ettiğinde ben 15 yaşındaydım. Tülay 10 yaşındaydı. Biz onun arkasından çok ağladık Nihat. Çok zor günler geçirdik. Sonunda onu öldü olarak kabul ettik. Bunca yıldan sonra bizi neden arıyor? Neden kabuk tutmuş bir yarayı kanatmaya çalışıyor? Çok haklısınız. Ama ben yine de bir görüşün derim. Sonra içinizde bir keşke kalmaması için bir görüşün derim. Ben bakarım. Tülay, biz ne yapacağız? Semih gelmedi abla. Oğlum gelmedi. Uyudu mu? Uyudu. Çok şükür. Bu böyle annem diye ağlayacaksa işimiz zor Şahin. Boş ver şimdi bunu. Benim sana söylemek istediğim bir şey var. Misafirlerimiz var. Semih mi geldi? Hayır, Semih değil. Buyurun buyurun. Buyurun. Merhaba. Şöyle oturun. Teşekkürler. Anne, ben işten ayrılıyorum. Neden? Daha doğrusu işten çıkarılıyorum. Neden oğlum? Ne kusurunu gördüler seni? Bilmiyorum. Ama önemli değil. Birkaç tane şirkete başvuru yaptım bile. Birinden biri alır herhalde. Hadi inşallah evladım.
Senin ne işin var burada? Pervin. Tülay, kızım. Sana ne oldu? Neden bu haldesin? Tülay'ın neden bu halde olduğunu merak mı ettin? Buna hakkın var mı? Bizi bıraktığın günden sonra başımıza neler geldiğini sormaya hakkın var mı? Ne deseniz haklısınız. Ama gerçeği bilmiyorsunuz. Bilseniz böyle konuşmazsınız. Gerçek mi? Biz gerçeği biliyoruz. Sadece iki kelime. Bizi bıraktın. Hayır öyle değil kızım. Gerçek öyle değil. Aslında gerçeği anneniz biliyordu. Ama sizden sakladı. Benim de söylememi istemedi. Suçu rahmetli anacığımın üzerine atma. Annem senin yüzünden çok zor günler yaşadı. Bakın, Enver Bey 15 yıl cezaevinde yattı. Sizi bıraktığı zaman cezaevine girdi. Rahmetli anneniz sizin bilmemenizi istemiş. Ona söz verdiğim için sustum kızım. Cezaevinden çıktıktan sonra koşarak yanınıza gelmek istedim. Ama o istemedi. Ailesi tarafından istenmeyince Enver Bey yurt dışına çıkmak zorunda kalmış. Yalan söylüyorsunuz. Bütün her şeyi size ispat edebilirim. Bunlar ben hapisteyken annenizin bana yazdığı mektuplardan birkaçı. Tülay, anne. Ben dayınızın işlediği suç yüzünden yıllarca hapis yattım. Bu cezaya annenizi sevdiğim için katlandım. Çünkü dayınız çok hastaydı. Cezaevi koşullarına dayanamazdı. Sen gittikten 2 sene sonra da öldü zaten. Benim 25 yılım heba oldu gitti. Ama bunun artık bir önemi yok. Şimdi önemli olan sizsiniz. Önemli olan sensin. Önemli olan seni eski sağlıklı günlerine kavuşturmak. Bu mümkün mü ki? İnşallah. O sözünü ettiğim doktora senin ameliyat dosyanı verdim. Umutlu konuştu ama net bir şey söylemek için seni görmesi gerekiyormuş. Yeniden ayağa kalkmak. Yeniden yürümek. Allah'ım, ben o günleri bir daha görebilir miyim? İşte o zaman Semih'i almaya kendim giderim. Oğlumu almadan ayrılmam ben o evden. Canım kardeşim benim. Her şey çok güzel olacak. İnan bana. Bakın işte burada oturuyor. Adı Şahin Can Polat. 3 yıl önce bir trafik kazası yapmış. Kızımı sakat bırakan kaza. Maalesef evet. Ne iş yapıyor? İşte bu çok ilginç Enver Bey. Bir ilaç firmasında çalışırken işten çıkarılmış. İlaç firması mı? Evet. Daha da ilginç olanı sizin firmaya iş başvurusunda bulunmuş. Ne cevap verilmiş? Henüz bir cevap verilmemiş. Ama işi çok istediği belli. İş başvurusunda referanslar bölümüne kendi projelerini de eklemiş. Bakın. Şu gelen çocuk da Tülay Hanım'ın oğlu. Şahin, Tülay Hanım'dan ayrıldıktan sonra bir daha oğlunu kendisine göstermemiş. Anneciğim, nasıl olmuşum? Çok şıksın oğlum. Dua et anne. İşe alınmam için dua et. Oğlum çağırdıklarına göre alacaklar işte. Büyük ihtimal alacaklar. Ama sen yine de dualarını eksik etme. Tamam oğlum, tamam. Akşama görüşürüz. Güle güle. Buyurun efendim. Şurayı ve şurayı imzalayacaksınız. Gel.
Buyurun buyurun. Merhaba efendim. Şahin Can Polat. Benim efendim. Firmamıza iş başvurusunda bulunmuşsun. Evet. Üstelik projeler hazırlamışsın. Evet efendim. Bunlar. Bunlardan başka projelerim de var efendim. Eğer işe alınırsam hepsini hayata geçirmek için çalışacağım. Güzel. Ancak bir sorun var. Ne gibi bir sorun efendim? Ben şirketi kızıma devrettim. Şirketle ilgili her türlü kararı kızım verecek bundan sonra. Personel alımı da buna dahil. Dosyayı onun da incelemesi şart. Oktay'cığım, kızımı çağırır mısın? Baş üstüne efendim. Buyurun efendim. Gel kızım. Bu bey, yani Şahin Can Polat, şirketimizde çalışmayı istiyor. Dosyasını senin de görmeni istedim. Dosyayı görmeme gerek yok. Tülay. Çünkü ben kendisini gayet iyi tanıyorum. Olamaz. Demek tanıyorsun. Yo. Peki işe alacak mısın? Olamaz. Güzel projeleri var Şahin Bey'in. Hiçbir proje senin projen kadar başarılı olamaz baba. Ben hayatımı tekerlekli sandalyeye mahkum olarak geçirecektim. Sen beni o sandalyeden kurtardın. Sizin projeleriniz bu kadar başarılı mı? Bir insan için bu kadar emek verir misiniz siz? Tülay, ben... Ayrıca sen bir anne evladından ayrı kalmamalı dedin. Ve büyük buluşmayı gerçekleştirdin. Anneciğim. Oğlum. Canım oğlum. Şahin Bey'in böyle sağlam projeleri olacağını zannetmiyorum baba. Tülay, özür dilerim. Çok özür dilerim. Ben çok üzgünüm. O yüzden işe alınmasını onaylamıyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.